Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Saat olmuş 1500. Yeliz kalktı sabahtan ama arkadaşlar videomu düzenlemiştim, yüklemiştim. Tam böyle son düzenlemelerini yapıyordum ki baktım eksik parçalar var. Yarım yamalak olmuş video. Sonradan hemen o yüklediğimi sildim ve yeniden düzenledim. Yeniden paylaştım sizlerle. Saat 1.30'da paylaşmış bulundum. Saat 2.05 geçiyor şu an ve Yeliz videonun başlangıcını yeni yapıyor. Kalktığımdan beri hiçbir şey yapmadım desem yalan olur. Evet, yalan olur. Yatağımı topladım. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Sesi geliyor. Renklilerimi çalıştırdım. Başka da bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar, bugün böyle oldu. Bugünün nasibi de buymuş diyorum. Hep şunu düşünürüm, şunu söylerim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Eğer kanalımıza yeni geldiyseniz, videolarımızı severek izliyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten şuradaki en büyük motivasyonum sizin beğenileriniz, izlemeleriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz. Gerçekten insanın motivasyonunu en fazla artıran şey bu diyebilirim YouTube'da. O yüzden hepinizden bekliyorum. Eğer severek izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen abone olarak izleyin arkadaşlarım. Sevmiyorsanız, beğenmiyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Gelmeyin. Sevmeden, beğenmeden gelmeyin. Çünkü olumsuz yorumlar yapıyorsunuz. O zaman da demoralize oluyorum. Gün hazırlığıma yapılan yorum gibi. Sıradan hayatmış falan filan. Hiç burada olumsuz yorumlara yer verip zamanınızı çalmak istemiyorum. Geçtim o konuyu. Neyi söyleyecektim? Şuna inanırım arkadaşlar. Her zaman nasip, nasip, nasip. Nasipten öteye yol yok derim. Bir lokma ekmek de nasip işidir. Atılacak bir adım da nasip işidir. Benim bugünkü nasibim buymuş. Böyle başladık güne. Çok şükür. Başladık mı? Başladık. Mutlu mu başladık? Şükürler olsun Rabbime. Enerjim çok güzel. Uyudum, uykumu aldım. Enerjim çok güzel ama o kadar çok yapılacak işim var ki. Dün de dışarıdaydık. Evimin işi falan hep duruyor, biliyorsunuz. Sizle beraber yaşıyoruz artık. Aynı evi sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evimizi sizlerle paylaşıyoruz. Vallahi ev süpürülecek. Ben silip tozun alana kadar bir daha silinip toz alınacak oldu. Yetiştiremedim, yapamadım. Diyorum ya, yani böyle plan yapmak istemiyorum. Birdenbire her şey değişebiliyor. Şartlar değişebiliyor. Birden çıkman gerekebiliyor. Hayatın içinde her şey var arkadaşlar. Makinam da bitti. Kurutmalıktakileri toplamam lazım. Onları yatak odasına atarım. Yatağın üstüne atarım. Katlayamam hemen. Karnım aç. Çorbadan içmiş bizimkiler. Çorba içip gitmişler. Bir de şuram şişmiş kızlar. Sivilce çıkmıştı. Şimdi üst tarafı şişmiş. Cansu'nun vardı böyle şişmesini engelleyen bir şeyler ama kremleri falan. Bilmiyorum. Bugün karşınıza bakımlı gelmek istedim arkadaşlar. Bir tane arkadaşım şey demiş, yani hak verdim ona da. Yeliz Hanım, bana kızacaksınız ama lütfen sizi artık pijamalarla görmek istemiyorum demiş. Haklı kadın aslında. Gerçekten haklı. Ben hani böyle bir telaş, bir koşturmaca, hemen böyle güne başlayayım, kamerayı elime alayım, videomu çekeyim diyorum. Ama gerçekten ona da hak veriyorum. Yani insan izlediği şeyde gerçekten görsel olarak da keyif almalı, güzel enerji de almalı diye düşünüyorum. Ve azıcık böyle ben de hani böyle bir sürüp sürüştürdüğüm zaman, giyindiğim zaman bana da farklı bir enerji geliyor arkadaşlar. Her şeye yetişmeye çalışan Yeliz kendine yetişemiyor. Kendime de yetişmeye çalışıyorum artık arkadaşlar. Çok hak veriyorum ona. Aslında ben de öyle düşünüyorum. Yani insan en çok kendine değer vermeli, kendini sevmeli, kendiyle ilgilenmeli. Ben böyle bir düştüm bir şeyin derdine, işte video çekeceğim, paylaşacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Önce ben ya, önce ben. Siz de öyle olun. Önce ben deyin. Ben iyi olursam herkes iyi olur. Ben iyi olursam etrafımdaki herkes iyi olur. Ben mutlu olursam etrafımdaki herkes mutlu olur. İnsan önce kendi motivasyonunu yükseltmeli, sonrasında gününe devam etmeli diye düşünüyorum. Yarın pijamalarla görüyormuşsunuz beni. Valla açılışı pijamayla yapıyordum. İsmini hatırlamıyorum ama arkadaşın dediğine hak veriyorum. Yani gerçekten hak veriyorum.
Teşekkür ediyorum buradan da. Gerçekten teşekkür ediyorum. Beni uyardığı için ve beni kendime getirdiği için. İnsan gerçekten önce kendi mutlu olmalı. Kendi motivasyonunu artırmalı ki çevresindekine böyle daha faydalı olsun. Neyse, 5 dakikayı çeneyle geçirdik kızlar. Lütfen hakkınızı helal edin. Çok zamanınızı almak istemiyorum ama ben de böyle bir başlayınca susamıyorum. Ha, ama şeyi söyleyeceğim ya size. O olumsuz yorum yapanı şey dedi. Bu kadar hayatınızı, evinizi açmayın. Arkanızdan neler neler konuşuyor, konuşuluyor. Neler neler söyleniyor bir bilseniz. Bak şimdi demek ki kendi konuşuyor çevresiyle ya da beni tanıyan bilen biri, hani ailemizi tanıyan biri ki konuşuyor, konuşma gereği duyuyor, böyle gözleri bir şeyleri götürmüyor diye düşünüyorum. Vallahi dedim ki ben kimseye göre hayatımı şekillendirmiyorum. El alem onu diyecek, bunu diyecek diye yaşamıyorum. Ben o günleri geçtim dedim. Yani gerçekten öyle. Ben kimse için yaşamıyorum. Ben kendim için yaşıyorum arkadaşlar. Siz de öyle olun. O onu mu diyecek? Bu bunu mu diyecek? O öyle mi düşünecek? Bu böyle hiçbiri umurumda değil. İsteyen istediğini söylesin, istediğini yapsın. Kim benim için neyi diliyorsa Rabbim de 1000 katını ona nasip eylesin. Her zaman duam da budur. Güzel şeyler söylüyorsa güzel şeyleri nasip etsin Rabbim. Kötü şeyler düşünüp kötü şeyler konuşuyorsa da daha fazlasını da ona nasip etsin Rabbim diyorum. Yani inanın gerçekten ya arkadaşlar, bunu da samimiyetimle söylüyorum. Yani yine laf lafı açtı, çenem düştü yine. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani güzel yorum yapıyorsunuz ya, böyle diyorsunuz yani, Yeliz Hanım moralim çok bozuldu. Ay ağlayacağım şimdi. Moralim çok bozuldu, sayenizde yüzüm güldü diyorsunuz ya. Hani bir Allah razı olsun diyorsunuz ya. Yani şu Allah razı olsun kelimesini parayla satın alamazsınız. İnsanlara zorla söyletemezsiniz. Benim için en büyük motivasyonum, gerçekten en büyük motivasyonum sizden gelen böyle güzel yorumlar. Hani böyle iyi ki varsınız demeniz, hani iyi ki karşıma çıkmışsınız demeniz, hani ne kadar merhametlisiniz, hani böyle insanlar var mıymış demeniz. En büyük motivasyonum, bırakın parayı şu kenara, yani gerçekten parayı bir kenara atın. Bu iş parayla yapılacak iş değil zaten. Hani motivasyonu falan. Yani güzel yorum yapıyorsunuz ya böyle, hani Allah razı olsun Yeliz'cim senden diyorsunuz ya. En büyük mutluluğum, en büyük mutluluğum, en büyük motivasyonum. Tekrar söylüyorum, iyi ki varsınız. İyi ki yolumuz kesişmiş. İyi ki buralarda buluşmuşuz arkadaşlar. Daha fazla ağlamadan, daha fazla zamanınızı çalmadan kalkalım, günümüze başlayalım. Allah'ım sizden de razı olsun. Allah'ım güzel görüp güzel konuşan, kalbinizden, dilinizden hani böyle derdi, kederi alsın götürsün. Gönlünüzün muradını versin diyeyim ve ağlaya ağlaya evimi süpüreyim arkadaşlar. İş çok. Evim süpürülecek, temizlenecek. Hadi bakalım, yemeğim de yok, çorbam var sadece. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, günümüze başlayalım. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ben en iyisi arkadaşlar fırfırellayı çalıştırayım, salonu süpürsün, ben de arkasından silerim. Çünkü diğer türlü her yeri ben süpürürsem yetiştiremeyeceğim gibi olacak. O bir süpürsün bakalım, ben de o sırada mutfakta işlerimi halledeyim. Saat geç olduğu için şu an çok telaştayım açıkçası. Yemeğimi ekmeğimi yetiştiremeyeceğim gibi geliyor. Neyse, o bir süpürsün, ben de mutfaktaki işlerimi halledeyim. Arkadaşlar dün akşam çorba yaptım ya, ocağı öylece bıraktım. Çayımı demledim. Dedim ki hemen böyle yemek hazırlığına da girişiyordum. Dedim Yeliz sen önce ocağını bir sil. Ondan sonra yemeğini ocağa koy. Önce yemeği ocağa koyayım istedim arkadaşlar. Hemen şöyle yağını alayım. Önce yemeğe koyayım dedim. Çünkü gelen aç gelecek arkadaşlar. Evin işi, evin insanı geldiği zaman da yapılır. Saat şu an kaç? Saat 3'e 10 var. Yemeği ocağa koyacağım. Ama çocuklara göre yapacağım. Çünkü bizim planımız var, sürpriz olsun. Ya çocuklar bizimle gelir mi gelmez mi bilemediğim için, yine de çocuklar aç kalmasın diye böyle güzel bir, güzel gözlediğime bakmayın, yemek yapacağım işte. Yemeğini yapacağım evin. Çorbam var. Şimdi bu yemeği yaparım. Yanına biraz da pilav yaparım. Çocuklarımız için yeterli olur. Hemen şu ocağı halledeyim arkadaşlar. Yemeğimi de
Bir taraftan ocağa koyayım pişsin. Gece yarısı silmedim ocağı haliyle. Sabaha kaldı. Yani 3'e. Saat 3'e kaldı temizlemek. Tamam. Yeterli olur. Nerede o bez? Diğer bezi. Bir de şöyle parlatalım. Tamamdır. Küçük bir parçada kıyma çıkardım. Hemen onu da şey yapacağım. Ne yapacağım kız? Tencereyi alacağım. Ay benim soğanım yok bir de arkadaşlar. Bir tane soğanım varmış. Şöyle alayım. Altını da açtım. Hızlıca başlayacağım yemeğime. Çayım da orada demini alsın. Ben hemen malzemelerimi hazırlayayım. Kıymamı soğanla beraber kavurdum arkadaşlar. Salçasını ekledim. Şimdi bezelyesini, patatesini, havucunu ekleyeceğim. Birazcık böyle kendi suyuyla kavrulduktan sonra da suyunu eklerim. Tuzunu eklerim. Sarımsağını. Yemeğimiz pişmiş olur. Yan tarafa da hemen pilav için soğan doğradım. Bulgur pilavı yapacağım. Sebzeli bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Hemen yemeğimi yapayım. Ortaya çıksın. Bezelye yemeğim tamam. Her şeyini ekledim. Tuzunu, karabiberini, pul biberini, sarımsağını ekledim. O orada pişerken burada da bulgur pilavım için bütün hazırlığı yaptım. Soğanla biberi kavurdum. Üstüne de konserve domatesimi ekledim arkadaşlar. Biraz böyle domates de bir kavrulsun. Hemen üstüne bulgurunu ekleyeceğim. Pul biberini, karabiberini, nanesini, suyunu, tuzunu tamam. Bu yemeğim de hazır. Arkadaşlar yemeklerim pişti. Caner'cim geldi. Diyor ki anne yemek var mı? Çok açım anne diyor. Hemen şimdi onun yemeğini koyacağım arkadaşlar. Karnını bir doyursun. Olur. Üst üste mi istiyorsun? Olur. Ha? Olur. Yani ayrı üst ayrı. Üst üste olsun. Üst üste olsun. Tamam. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hemen yemeğimizi koyalım. Sonra çocuğumuzu doyuralım. Şöyle hemen yemeğimizden de üstüne arkadaşlar şöyle yeterli olacaktır. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bu Yeliz ev toplasa, derlese toplasa ne olur, temizlese ne olur, şu hale bakar mısınız ya? Allah'ım ya Rabbim şu hale bir bakar mısınız? Üzüm, ne yapıyorsun annem ya? Senin bakışını yerim, senin bakışını. Ben yapmadım diyor mu? Babası, bak buraya böyle kalın, bunların kaydıramayacağı halılardan alalım. Var böyle halımız var biliyorsun değil mi? Yok onu kullanmıyoruz, yok kenardaki halımızdan bahsediyorum. Ben yapmadım diyor mu? Üzüm, bak. Bak. Ali Beyciğim de geldi arkadaşlar. Yine erken geldi bugün. Samsun'a göreve gelince. Göreve gelince şey yapmıyor. Tekrardan git gel işten çıkış saati geliyor diyor. Bir de bakın. Bakar mısınız? Yeliz güya yatak topluyor. Bakın. Ben toplasam ne olur? Düzenlesem ne olur? Temizlesem ne olur? Oynuyor mu hala? Bir taraftan da Aysun'un videosunu izliyorum. Hadi getir üzüm. Getir oğlum. Aysun'un sesini duyuyorsunuz. Eğer duyuyorsanız diğer telefonumdan açık. Arkadaşlar fırfırellayı doğru yatak odasına gönderiyorum. Bu şimdi oda süpürsün. Ben de mutfağımı toplayayım. Ondan sonra bir silme, toz alma yapacağım inşallah. Üzüm çekil oradan üzüm. Üzümle başımız belada. Çekil annem oradan. Bak. Allah'ım ya. Evin neşesi ya. Neşesi. Şimdi o süpürsün yatak odasını. Dediğim gibi ben de mutfağımızı falan bir toplayayım. Sonrasında silerim. Toz alırım Allah izin verirse.
Sonrasında da bakalım neler yaparız. Ali Beyciğim video izliyor. Aman video diyorum. Belgesel izliyor ama maalesef ki kapatıyoruz. Çünkü Yeliz burada koltuk süpürecek arkadaşlar. Klentleri falan şöyle koydum. Şu koltuklarımızın üstünün tozunu bir alalım. Kedi tüyümüzü alalım. Yeri fırfırayla süpürdü zaten. Şu koltukların tozunu bir alalım arkadaşlar. Kedi tüylerimizi bir alalım. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle tüyler oluyor. O yüzden koltukları süpürmem gerekiyor her gün. Yetiştirebildiğim kadar tabii. Bazen yetiştiremiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman hadi bana kolay gelsin. Ve Ali Beyciğim başlar. Hiç dayanamaz süpürge işine arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Vallahi ben de gideyim mutfağımı temizleyeyim. Çok iyi oldu. Lokum. Annem. Anne. Arkadaşlar bakın şimdi sesten söyle. Orada söyle. Onu bırak şimdi. Dedim ki kırlentleri süpürdün mü dedim. Küçükleri süpürdüm dedi. E büyükler? Şimdi süpüreceğim dedim ben de. Gel süpür büyükleri sen diyor bana arkadaşlar. Bakın bunlar duruyor. Kocacığım küçüklerde olduğu kadar bunlarda da var. Pufun üstü de süpürülecek. Ben de dedim işte. Pufu almışsın. Teşekkür ederim canım bunları benim. Bunları temizleyeceğim dedim. Mutfaktan seslendim vallahi yaptın mı diye. Süpürgeyi topladım ben. Kablosunu topladım diye. Şimdi tekrardan fişe taktı. Neyse ben yine mutfağa gidiyorum. Bir gözüm kulağım da burada diyeceğim. Yani takip ediyorum bir taraftan da. Hadi kolay gelsin tekrardan kocacığım. Hey. Ama yani yarım yamalak olmaz. Olmaz tabii yarım yamalak olmaz. O kırlentteki tüyler de tekrardan koltuğa geliyor. Tezgahımı topladım arkadaşlar. Bir güzel buraları falan hep sildim. Şu tabaklarımı makineye attım. Tabak standını yıkadım. Elimde yıkamam gerekenleri yıkadım. Arkadaşlar temizledim, düzenledim buraları. Mutfağı da fırfırayla süpürdü. Ben de şimdi hemen sileceğim. Hızlıca sileceğim. Çünkü zamanım yok. Çünkü zamanımız dar arkadaşlar. Ali Bey'in de dediği gibi. Ali Bey yanımda şu an. Ne kocacığım ne diyorsun? Gel bakayım gel. Suyumuz dedim bir tane kalmış. Suyumuz orada tülün arkasına sakladım ben kocacığım. Bir tane işte. Ha, bir tane. Ne diyorsun söyle bakayım. Şunlar kirlenmiş diyorum ya. Orası kaldı. kaynana arkadaşlar. Orası kaldı. Şimdi masamı da sileyim ben. Kaynanam geldi şimdi teftiş etti. Masamın da üstünü bir sileyim. Mutfaktan çıkıyorum. Yerini sileceğim. Vaktimiz dar. Yemekleri erkenden yaptım. Gördünüz arkadaşlar. Çocuklar da geldi. Karnını doyurdu. Cansucuğum da geldi. Karnını doyurdu. Bizim planımız var. Ali Bey ile beraber çıkacağız. Zamanım çok az kaldı. Hızlıca hareket etmem lazım. Ali Bey ile beraber çıkacağız. Çocuklar gelmek istemediler. O yüzden hemen ben de işte erkenden yemeğimi yaptım. Doyurdum karınlarını çok şükür. Şimdi çok fazla lafı uzatmayayım. Ben hemen evimizi sileyim. Sonrasında hızlıca tozumu da alayım. Giyineyim inşallah hepsini yapabilirim. Giyineyim çıkayım. Hadi bana kolay gelsin. Evet. Kaynanamın gönlü olsun diye masayı da sildim. Örtüsünü çırptım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Mutfaktan çıkabilirim. Viledam'la geri gelebilirim. Hemen gideyim. Fırfırelamı alayım geleyim. Arkadaşlar. Telefonu kapatır mısın bacacığım? Ses yok ha. Arkadaşlar. Sildim. Tozumu aldım. Ali Bey ne diyor? Ne diyorsun bana? Kolay gelsin diyorum. Hayır. Sen niye temizlik işine girdin şimdi? Gideceğiz dedim ya diyor. Dedim de yapamadım. Önceki gün yapamadım. Yapmam lazımdı. Bakın şimdi Ali Bey'in evimize vermiş olduğu dekor. Bir yenilik arkadaşlar. Bakın. Bu kırlent. Buranın. Niye düzeltmedin kırlentlerimizi? Benim elimden gelen odur. Bu kırlent. Bak. Kocacığım bak. Üzümün tüyü hep duruyor bak. Süpüremezsin. Ben valla mis gibi almışım ya. Gördün mü? Duruyor bak üzümün tüyleri. Kırlentler yer değiştirdi arkadaşlar. Sağ olsun. Yaptı. Allah razı olsun. Tamam yeter. Niye? Hani kalmasaydı ya o zaman dikkat etseydin ya. Oldu mu diyorsun? Bana diyor ki 15 dakika 10 dakika sonra çıkacağız diyor. Sen diyor ne temizlik işine girdin diyor. Dedim yapamadım tamam bitti temizliğim bitti dedim. Vallahi bitti. Çok şükür.
Kırlentler de tamam. Şöyle sizi çevireyim şu tarafa. Burayı da halledelim. Koltuk kırlentlere tek tek bakmayacağım arkadaşlar. Bakarsam görürüm. O nasıl geldi mutfakta gördü benim masanın üstündeki tozu. Ben de şimdi ona yaptım arkadaşlar. Üstüm giyilik benim, bu kırmızı kazanla gitsen. Olur olur olur. Ha? Kazanı değiştireyim ya, olmadı. Tamam. Temizlik bitti. Yemekler de yapıldı. Bir kahve içer miyiz gitmeden? Yok, hadi geç. İçmez. Abi. İçmez. Geç kalmayalım diyor. 7.30'da orada olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen şu kırmızı kazağımdan kırmızı kazağımı değiştireyim. Hazırlanayım. Yola çıkalım. Bana seviyorsun kırmızı kazak olur mu diyor. Ben olur diyorum. Sonra diyor ki ben kırmızı kazağı değiştireyim. Yok şimdi hani evin içinde giydim diye. Bana söyleyeyim giymemiş miydin? Bunlarda da bu var arkadaşlar. Böyle erkekler genelde böyle. Bilmiyorum sizinkiler de böyle mi? Alışverişe gittiğimiz zaman hani soruyorum kocacığım hangisi güzel, o mu güzel, bu mu güzel? Onun güzel dediğini değil de kendi hani beğendiğimi alıyorum. O zaman da çok kızıyor bana. Kendi beğendiğini alacaksan niye bana soruyorsun diyor. Şimdi de niye değiştireceğim diyorsun diyor. Evet öyle. He, yalandan beni dinliyormuş gibi yapma. Telefona bakıyorsun çukur, sürekli. Çukura düşmüş. Bak annesi midir ne de çaresiz başını dönüyor. Ya tamam da kocacığım ben konuşurken en azından hani telefonla ilgilenmesen. Ha? Hayvanlarla ilgileniyor. Önceden bana kızıyordu. Hayvanlarla mı ilgileniyorsun? Önceden bana kızıyordu elinden telefon düşmüyor diye. Arkadaşlar en azından benim bir amacım var. O da işte hayvanları izlemeyi seviyor. Belgesel sever hayvanları, komik hayvanları izlemeyi sever. Sever de sever. Neyse hemen üstümü değiştir. Bakayım ben duruma bir bakacağım arkadaşlar. Değiştir. Hadi artık yolda mı görüşürüz, gittiğimiz yerde mi görüşürüz bilmiyorum. Hazırlanalım çıkalım. Çıktım kırmızı kazağımla arkadaşlar. Ali Beyciğim hemen arabaya geçti tabii geç kalıyoruz diye. Geldim bakalım. Haydi gidelim. Hazırız. Yollara düştük bakalım kızlar. Kardeşim hesap alabilir miyiz? Arkadaşlar bizim ekip toplandık gene. Söylemedim gelirken size. Bir eksiğimiz var. Reyhancığım yok. O gelmedi. Reyhan'la. O gelmedi. Reyhan'la diyorlar. İşte Aslı zaten İstanbul'da. Aslı İstanbul'da. Ekip böyle toplandı bu sefer arkadaşlar. Çok şükür Allah'a yedik içtik. Şimdi sohbet muhabbet derin bizde. Derin mevzulara girdik. Böyle keyifli geçiyor işte. Günümüz mü değil? Yok. Keyifli geçiyor akşamımız arkadaşlar. Arkadaşlar kar yağmaya başladı. Biz düştük yollara. Diyoruz. Aynı zamanda da kar başladı böyle. Türkiye büyük bir kışın içine tekrardan giriyor galiba kızlar. Mart martlığını yapacak. Kazma kürek yaktıracak herhalde. Gidelim bakalım hayırlısıyla. Arkadaşlar biz tabii ki nereye geldik? Arzucuğuma geldik. Dedi ki hadi gelin size çay demleyeyim. Taze taze bir bardak çay yetmez bize dedi. Geldik vallahi çayımızı demliyor şimdi. Bir de Bafran okulu. Arzucuğum Bafran okulu yap Yeliz Hanım diyen var. Kimle yapacağım ben bunu? Annemle. Ya siz bana geleceksiniz? Annemle, Reyhan'la. Reyhan da çok güzel Reyhan'la, yapıyor. Evet. Ya bana geldiğinizde ya da ben Reyhan'a geldiğimde mi? Olur, ayarlayalım. Hiç fark etmez. Yapalım. Sendeyken yapalım, sana kalsın.
Değil mi? Reyhana kalmasın. Yok, çocuklar seviyor. Evet, senin evet, doğru, hani. Doğru. Bir gün öyle yapalım. O zaman şöyle yaparız Arzu. Kahvaltıya gelirsiniz bana. Olur, ayarlarız. Ha, ayarlarız. Aslında dönsün de belki ona da uyarsa. Ha ha. Hani tamam. Hafta hemen zaten şey değil ya. Acelesi yok hemen. Hop diye yapacak değiliz. Sen malzemeni hazırlarsın. Üzüm, ceviz. Ya. Tamam, yağda sıkıntı yok. Aldık tamam. Geçen de 2 bidon. Evet arkadaşlar, Bafran okulu üzümlü, cevizli, şekerli. Çok güzel oluyor. Biz de Bafra'ya geldiğimizde öğrendik valla. Bafra'ya geldiğimizde öğrendik Bafra'nın lezzetini arkadaşlar. Bir de neyi var gözlemesi? Yağlı yanıç. Yağlı yanıç. Yağlı yanıç deniyor. Onu da burada öğrendik arkadaşlar. Aslında gözleme ama buradaki ismi yağlı yanıç. Gözleme olanı biz yanıç diyoruz. İçi malzemeli olan yanıç. Boş olan da yağlı. Hani içi böyle malzemeli olan yanıç deniyor. Boş olanla yağlı diyoruz. Yani arkadaşlar bir de şey var burada. Misafir geleceği zaman hemen hamur yoğruluyor. Hemen yağlı yapılıyor. Misafiri ağırlamak için. Hani böyle bazılarına zor gelebilir ama ev sahibine çok daha kolay geliyor o hazırlık. Öyle öyle. Bilene, becerene. Onu da burada gördük. Biz şimdi çayımızı falan bir içelim bakalım arkadaşlar. Sonra yollara düşeceğiz. Arkadaşlar şoför koltuğuna geçtim. Ali Bey dedi ki sen bayağıdır kullanmıyorsun, geç bakayım dedi. Çekti sağa. Beraber şimdi çıktık. Gidiyoruz evimize Allah'ın izniyle arkadaşlar. Çok şükür evimize geldik arkadaşlar. Hemen kendime bir kahve yapmak istiyorum. İçemedim, dün de içemedim. Bugün de içemedim. Arzularda da içmek istemedik. Çünkü saat geç olmuştu arkadaşlar. Şöyle... Ali Beyciğim yattı. Vallahi körelmemi istemiyor şoförlükte. Uzun zamandır kullanmadın sen dedi. Geç dedi. Sağ olsun. Her zaman destekçimdir. Allah razı olsun. Geç dedi. Hadi kullan dedi bana. Biraz da arkadaşlar şimdi her şeye gelen zamlardan dolayı arabayı da tabii ki çok rahat kullanamıyoruz. Maddiyat boyutunu düşünüyoruz her şeyin artık. Günümüzde öyle biliyorsunuz. Şuraya da döktüm kahveyi ya. Sonrasında pratiğimi kaybetmemişim. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok şükür çok güzel bir akşam geçirdik yine arkadaşlarımızla beraber. Dün akşam ailece çok güzel vakit geçirdik. Bu akşam arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdik. Şimdi Engiz'e 19 Mayıs'a kadar gidince oradan öteye 15 dakika kalıyor Bafra'ya. Arzucuğum dedi ki hadi gelin dedi ben size çay demleyeyim. Ali Beyciğim de kırmadı aslında, yorgundu ama yine de kırmadı. Çünkü arkadaş grubumuzdaki beyler de çok iyi anlaşıyor arkadaşlar. Nevzat abi olsun, Kadir olsun, küçük o benden. Murat abi olsun. Onlar da çok güzel anlaşıyorlar. O yüzden dostluğumuz tam böyle oturdu diyebilirim. Allah herkese dost nasip eylesin. Dost sofrasında oturmayı, dost evinde sohbet etmeyi nasip eylesin. Şu zamanda gerçekten çok önemli. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel dostlara sahip olduğum için arkadaşlar. Yani arkadaştan daha öte oluyor biliyorsunuz. Dost kelimesi. Yani herkese yakışmıyor diyebilirim. Çok şükür Allah'a, Rabbim güzel insanlara denk getirdi. Şükürler olsun. İnşallah sizi de güzel insanlara denk getirsin. Değil mi Minnoşo? Gel. Bakın benim kızım buralarda. Ha? Ne kızı? Öttü ya kızım. Minnoşo. Kahvemiz öttü ya kızım. Dur. Ha, sevmiyorsun sen. Tamam. Tamam anne, tamam.
seviyorsun sen kahveyi. Evet, köpüksüz bir kahvemiz oldu yine kızlar. Olsun. Tadı güzel olsun. Evet. Kahvem mis gibi hazır. Vedalaşalım artık kızlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dediğim gibi Rabbim dost sofrasından, dost evinden, dost sohbetinden eksik etmesin hiçbirimizi. Hepimize de nasip eylesin, iyi insanlara denk getirsin. Minnoşum, hayırlı oku. Masaya çıktı da şu an arkadaşlar balık kokusuna. Sizin video çekiyorum diye şey yapamıyorum, müdahale edemedim ona. Bir de Arzucum'dan böyle nokulları getirdim. Şöyle göstereyim. Nokulları getirdim. Arzucum dedi ki Yeliz'cim yesene, yok Arzu dedim, çok yedim ben balığı, çok yedim. O yüzden hakkımı kızıma götürmek istiyorum dedim. Cansucum çok seviyor nokulu. Ona getirdim. Yiyemediğimiz balığı da paket yaptırdık. Eve getirdik. Artık bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz eğer, benimle bugünü geçirdiyseniz çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. İnşallah her gün daha da büyüyerek, daha da böyle sevgi, saygı çerçevesi içinde çok güzel bir aile olarak devam ederiz her günümüze arkadaşlar. Burası sizlerle güzel. Gerçekten burası sizlerle güzel. Ben şimdi video editimi yapacağım ve yorumlarınıza döneceğim Allah izin verirse. Çünkü evet çok yoğunuz, çok bir koşturmacanın içindeyiz. Çok koşturmacanın içindeyiz. Siz hani zaman ayırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bizim de cevap vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar veremesem de gerçekten bu anlamda çok mahcup oluyorum size. Ne kadar her birinize cevap veremesem de şimdi oturacağım son 2-3 videom galiba. Yorumlarınıza dönüş yapacağım. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. İnanın bakın video görüntülemeleri çok yüksek oluyor. Yani her izleyen bir beğeni yapsa, beğenerek izlese etkileşimimiz çok daha fazla olacak ve çok daha fazla kişinin önüne düşecek videolarımız. Bu anlamda sizden rica ediyorum. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de lütfen abone olarak izlemeye devam edin arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.